Sağ ol. İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi görüşürüz sen. Çocuklarla. Bildiğiniz gibi 23 Nisan. Evet. Ben bu aileyle, anne babayla ve kaderle tanışmam belli bir süre önce olmuştu. Bir babalar günü öncesine denk geliyordu. Azize Hanım, burada anne ve Mustafa Bey baba. Bir de üniversitede okuyordu, bitirdiğini bilmiyorum. Bu sene son başkanı. Bu sene son, bir de evet, üniversitede bitiyor. Okuyan çocukları var. Azize Hanım ev kadını. Mustafa Bey şofördü ama bir kaza, trafik kazası zannediyorum. Evet. Sonucu şoförlük yapamaz durumda. Hiçbir şey çok böyle varlıklı, varsıllı bir aile değil. Ama onlar gerçekten örnek bir davranış göstermişler. Bu kaderi de kendi kızları olarak aldılar. Ve sonra zaman içerisinde tabii talihsiz bir olay yaşadılar. Siz söyleyin isterseniz sağlık sorunu. Kaderimiz koruyacağını siz 2013'te kızımız oldu. Lupus hastası belli bir zaman içerisinde böbreklerini tamamen kaybetti. Kaderi biz aldıktan bir ay sonra eşim ölümcül bir kaza geçirdi. Hacettepe kaderi organ nakline karar verdi. Eşimin hiç biz herhangi bir donör sırasına girmeden ben vereceğim dedi. İlahi bir şeyle bütün dokular tuttu, uyumlu oldu ve eşim 2017'de böbreğini verdi kızımıza. Sağ olsun başkanımız lütfetti, o yıl yılın babası seçtiler Türkiye genelinde ve Mersin'de. Böyle bir takım sağlık sorunlarıyla halen uğraşmaktayız. Ama biliyorsunuz bu bağışlardan sonra, yani organ naklinden sonra sorunlar olabiliyor. 10 ay sonra kızımız kaybetti böbreğini. Şimdi tekrar sırada bekliyoruz. Diyalize giriyor haftada 3 gün. Ama iyi, her şey çok iyi. Derslerinde çok başarılı. Çok özel bir kızımız. Böyle bir kızımız olduğu için de biz ayrıca çok gururluyuz. Kader çok özel. Tabii annesi babası da bana göre çok özel. Evet, bugünkü ülke koşullarında öğretmeniyle buraya geldi, öğretmeni de yalnız bırakmadı kendisini. Evet. Ben tabii ki kadere en kısa zamanda gerekli donör, böbrek nakli bulunur. Sağlığına daha iyi olarak kavuşacağına ben inanıyorum. Kendisi güçlü bir kızımız kader. Anne baba aynı şekilde iyi bir moral veriyor. Öğretmeni yine yanında destek oluyor. Çalışkan bir öğrencimiz. Bu tür davranışların ben de Türkiye'de tabii ki herkese örnek olmasını diliyorum. O nedenle biz Mustafa Bey'i geçtiğimiz dönemlerde yılın babası olarak ilan etmiştik ve ilgili bakanlık da bu sesimizi duydu. Aileyi de çağırmıştı. Orada da aynı şekilde yılın babasıyla tür babaların, tabii annelerin çoğalmasını istiyoruz. Kader gibi bu tür böbrek nakli için bekleyenlere de tabii hepsine acil şifalar diliyorum ve bu sorunların bir an önce hallolmasını istiyorum. Kader büyük bir kişi olacak büyüdüğüne. Ben inanıyorum kaderim. Bugün belediye başkanlık makamını birisi terk ederken çok iyi birine terk etmek ister her zaman tabii. Ben de onun için mutluyum bugün kadere terk ettiğim için. Geçen yılda bir muhtarımızın kızı, iki gözü görmeyen, Yakup Aytekin'in kızı görme özürlü bir kızımızdı, geldi. Başkanlıkta da çok güzel mesajlar vermişti. Şimdi Sayın Başkan, ziyaretçilerin Mersin'de toplu taşımacılığı yapan özel halk otobüsleri var. Onun başkanı Sakıp Bey ve yönetici arkadaşlarım. Önce onlara bir isteğin var mı? Sonra bizden ne isteğin var? Sizi dinlemek istiyoruz. Buyurun. Söz sizde. Başkanım, benim sizin vesilenizle kadere bir hatırlatma yapacağım.
Kader Milli Eğitim'den burs kazandı Türkiye genelinde. Evet. O zaman sizlere de demeç vermişti hatırlarsanız. Evet. Bursunu kazandı, sözünde durdu ve ilk bursunu LÖSEV'e bağışladı. Bunu da buradan yine evet. Gerçekten yani bu da çok büyük bir örnek davranış. Ve bu şekilde biz de basın aracılığıyla bunu tabii ki duyurmak isteriz. Evet. Kader bunu yapıyorsa, LÖSEV'e bağışlıyorsa kazandığı milli eğitimden kazandığı bursu bütün diğer insanların, çocukların, büyüklerin, özellikle varsıllıklı olan kişiler, aynen, iş adamlarımızın bu LÖSEV ve benzeri tabii ki kuruluşlara herkesin destek olması lazım. Yine bu böbrek nakli konusunda yine herkesin çok duyarlı olması gerekir. Diğer bu konu için yine kan verme konusunda evet, duyarlı olmasını ben de sizin aracınız çağırıp çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Kader hiç bunları söylemedin bize bak böyle hiç. Heyecanlandı. Saçları evet, çok uzundu. Çok seviyordu. Kendisinde çok değer verdiği şeydi. Aa, saçları da mı? Evet. Saçlarını da kanserli aa, çocuklara bağışladı. Kanserli çocuklara. Yani hakikaten bu 23 Nisan'da sanıyorum çok güzel bir davranış ve güzel bir mesaj oldu. Bu sabah devletin töreni vardı, partinin de töreni vardı. Keşke, istiyorum ki o devlet törenlerinde ve bizim partimizin alternatif törenlerinde bu tür sorunlar daha çok dile getirirse, o resmi alışılagelmiş 2 dakikalık devlet töreninden çıksa bu törenler ve işte bu tür toplumsal sorunlara örnek olan çocukları oralara çıkarsalar, keşke onları ön plana çıkarsalar. Biz de kendi olanaklarımız içerisinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben de bunları daha çok destekliyorum. Toplumsal sorunlar, özellikle sağlık ve eğitim konusundaki kaderi bir kez daha demeyeceğim. Aslında çok kez daha tebrik etmek gerekir, takdir etmek gerekir. Evet. Teşekkür ederim. Neler söylemek? Yaşlılar için, köpekler için ve biz çocuklar için birkaç projem var. Çocuklar için daha fazla olmamı istiyorum. Ondan sonra deniz kenarlarının daha temiz olmasını istiyorum. Çünkü çok kirli. Onu pek rahat dolaşamıyoruz orada. Yaşlılar için de oturabilecek pek rahat rahat. Yaşlılar da aşağı inemiyor, oturamıyor. Babaannem evde, babaannem var. Yaşlı aşağı inip oturamıyor. Onlar için oturma alanı istiyorum ben. Köpekler için de böyle beslenebilecekleri, barınabilecekleri yerler istiyorum. Benim isteklerim bunlar. Siz yapabilirseniz ne mutlu. Ama bunu başkanın yapması lazım değil mi başkan? Evet. Şimdi belediye başkanı sensin başkan. Bunlar sen bu projeleri gerçekleştirmen lazım. Evet, başkandan istediğin bir şey var mı? Bizleri sevdiğin toplu taşlar. Başkandan ne istiyorsun? Siz bizi... Evet, 2 tane şey istiyorum ama onlar sonrasında size söylesem. Hiç toplu taşıt kullanıyor musun Kadir? Toplu taşıt bazen kullanıyorum evet. Şikayetlerin var mı? Evet. Sadece bir konuda şikayetim var. Bazen yaşlıları engelleri almıyorlar, direkt gidiyorlar. Ondan kızıyorum. Engeller tekerlek sandalyelerde gidenler, havalı otobüste direkt gidiyor, almıyorlar onları. Ona kızıyorum Güzel bir evet, başkanımız duydu. Şikayetini başkanımız değerlendirecek bunu mutlaka. Bizim de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu başkan. Evet. Böyle başkanım.